İyi akşamlar. Türkiye Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin bir ayın konuğu programına daha hoş geldiniz diliyorum. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı olarak. Bugün aramızda önemli bir konuğumuz var. Biz onu basın yayından çok daha önce keşfetmiştik. Birazdan Yavuz Hocam da onu size bahsedecek. Ama ben burada hani derneğimizle ilgili olarak birkaç bilgi verdikten sonra yolculuğa hemen geçmek istiyorum. Şöyle ki radyasyon onkolojisi belki terminoloji olarak yeni gelebilir ama 121 yıllık bir öyküsü var. Türkiye'de 1900 yılında ilk radyoterapi uygulaması başlıyor. Ve o günden bu yana da kesintisiz bir şekilde de bu hizmetler sürüyor. Yani onun için radyasyon onkolojisi yeni bir branş değil. Harika çocuklar bugün radyasyon onkolojisini seçiyor. Türkiye'de çünkü onlar Einstein'ın, Curie'nin, bildiğimiz birçok Nobel ödüllü bilim insanının normal kendi teorik pratiğinde bunları öğreniyor. Yapay zeka ile iç içeler, en üst düzey teknolojili cihazları kullanıyorlar. Yine hastanenin belki de en pahalı cihazlarıyla da oynuyorlar bir şekilde. Onun için radyasyon onkolojisinden neden deyince ben Türkiye'deki cevabını vereyim. Onun için ilk 4 sıradayız biz. Onun haricinde geçen gün ilk 5000'de bir, Yavuz Hocam biliyorsunuz, ilk 5000 bilim insanlarını sıraladılar. Bir tabii bu Google Scholar'a göre atıf alanlarda. Sadece Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin 5 başkanı o ilk 5000 içerisinde, hatta ilk 2000 sıralarda baktım. Yani şu anki başkanlar artı geçmişe yönelik 5 başkanımız ve bunun dışındaki burada 174 bin akademisyenin içerisinde bunları bahsediyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini benimseyenmiş ve aydın insanların oluşturduğu Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği aynı zamanda keyifli, eğlenceli insanlardan da oluşuyor. Bu ilk değil. Daha önce bu yolculuk Mardin Savur'dan başlamıştı. Aziz Sancar hocamız da Nobel'e kadar gitti. Muhtar'cığım, şimdi Iğdır'dan başladığı yolculuk, bir tane daha bekliyoruz o taraftan inşallah. Sizler gibi birçok genç adaylarımız var. Biliyorum birçok liseli genç izliyor bu programı, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği haricinde birçok anne baba izliyor. Umarım keyifli bir söyleşi olur. Ben şimdi size keyifli bir sohbet dileklerimle sözü Mutlu'ya, Banu hocamıza ve Yavuz hocamıza bırakıyorum. Hepinize keyifli seyirler. Hoşçakalın. Çok çok teşekkürler Gökhan hocam güzel sözleriniz için. Hoş geldiniz bu akşam Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ayın konuğunun konuğu bir genç arkadaşımız, genç meslektaşımız. Burada değil, Amerika'da uzaklardan bize bağlanıyor. Siz de eminim son günlerde adını çok duydunuz, işte harika çocuk diye. Mutlay Sayan, bizim programı yaptığımızda, planladığımızda daha doğrusu bu kadar Türkiye'de bu kadar tanınmış değildi. Ama şimdi çoğunuz tanıyorsunuz ve iyi bir insan, iyi bir örnek. Biz de onu ağırlamaktan son derece mutluyuz. Hoş geldin Mutlay Sayan. Çok teşekkürler. Seni ekranlarımızda görmek, konuk etmek çok güzel. Size biraz kendinden söz edebilir misin? Nereden başladın, neredesin? Çok teşekkür ederim. Ben Iğdır'da doğdum. Daha sonra İstanbul'a geldik. Daha sonra da 2006 yılında Amerika'ya okumak için geldim. Ve şu anda da Rutgers Kanser Enstitüsü'nde asistan doktorum. 2,5 ay kadar zamanım kaldı bitirmek için. Günleri iple çekiyorum bitirmek için. 2,5 ay sonra bir radyasyon onkolojisi uzmanı oluyorsun. Evet. Iğdır'dan biraz açabilir misin? Iğdır'dan başladın. Küçük bir çocuk. Tabii bizim böyle bir hikaye var. Iğdır'da okula bile gitmemişsin. Ben
1988 yılında Iğdır'da doğdum, küçük bir köyünde. Bu Anadolu'nun bilinen köylerinden, köy hayatından şeyler yaşadım. Ailem çiftçiydi. Tarlada çalıştık, işte hayvanlara baktık. Pek fazla okul bizim köyümüzde yoktu. O yüzden okula gidemedim. Yan köyde okul vardı. Oraya da gitmek çok zor. Kış çok soğuk oluyor orada. Bayağı karlı geçer. Soğuktur. Yani okula gidemedim ben orada. Ve ama çok 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 güzel anılarım var köyden. O kadar güzel anılarım var ki. İşte tarlada çalışmak, aileyle zaman geçirmek. Bizim elektrik bile yoktu o zamanlar. Yani akşam olduğu zaman hep zaman geçirirdiniz birlikte. Yani televizyon yoktu mesela. Çok güzel bir şey aslında. Konuşurdunuz. Çok çok güzel, çok harika anılarım var Iğdır'a dair. Daha sonra İstanbul'a geç etmemiz gerekti. Çünkü geçim sıkıntısından dolayı ve babam rahatsızdı. O yüzden İstanbul'a gelmemiz gerekti. Ve 11 yaşındayken ben İstanbul'a geç ettik. İstanbul'da Güneşli semtine geldik. Orada da çalışmak zorundaydık. Çünkü babamın sağlık problemleri vardı, geçim derdi vardı. O yüzden ailecek hepimiz bir tekstil atölyesine girip çalışmaya başladık. Ve orada girdiğim zaman 11 yaşındaydım. Çok zor bir süreçti o benim için. 2,5 yıl kadar çalıştım ben orada. Ve sabah 8'den akşam 7'ye kadar ve bazen mesai vardı. Akşam 11'e kadar kalıyorduk haftanın 2 günü. Cumartesi günü de öğlene kadar çalışmak vardı. Bir de pazar günümüz kalıyordu bize. Yani pazar günde o kadar çok yorgunsun ki dışarıya çıkıp da oyun oynayacaksın da işte top koşturacaksın. Yok öyle bir şey asla olmadı maalesef. Çünkü yoruluyorsun ve yani öyle bir şansın yoktu. Uyumak istiyorsun çünkü bedenen çok yorulmuştun. O tecrübe olması benim için güzel bir şeydi. Geriye baktığım zaman iyi ki de çalışmışım konfeksiyon atölyesinde diye düşünüyorum kendi kendime. Çünkü onun sayesinde bana çok çalışma azmi verdi şu anda. Hep korkmuştum eğer okulda başarılı olmasam beni tekrar geriye tekstil atölyesine geri gönderecekler diye. O atölyede çalıştım 2,5 yıl sonra. Ondan sonra okula gitmek istiyordum. Çünkü fabrikanın camından okul gözüküyordu. Üsküp İlköğretim Okulu gözüküyordu. Öğrencileri görüyordum gittiklerini falan. Böyle hep içim buruluyordu birazcık. Üzülüyordum ben niye gidemiyorum diye. Hatta bir de şeyim de yoktu. O kadar 13 yaşındaydım ama yani okumak yazmalığım o kadar çok fazla yoktu. Yani yoktu derken yani sayı sayabiliyordum. Hiç unutmuyorum. Kız kardeşimle birlikte patlıcan okumasını bilmiyorduk. Komik bir anım var onunla alakalı. Daha sonra ben okula gittim bir yemek teneffüsünde ve dedim ki okula gelmek istiyorum bana yardımcı olabilir misiniz diye. O sırada Semra Ünal'la tanıştım. Müdür yardımcısıydı. Sağ olsun onun sayesinde okula başladım. Çünkü sürekli gittim yardım etmek için. Yardım istemek için. Evet bu Semra öğretmen. Onun sayesinde okula başladım. O olmasaydı büyük bir ihtimalle hala bir tekstil atölyesinde çalışıyor olacaktım. O benim üniformamı aldı, kitaplarımı aldı, cep harçlığımı koydu ta yıllarca. Benim vizyonumu genişletmek için kamplara gönderdi. Sağ olsun. Yani o olmasaydı ben bugün burada olamayacaktım. Bu öğretmen olmasaydı hayatım. Tam bir cumhuriyet kadını. Kesinlikle. Yani söylenecek söz yok. Semra Hoca sayesinde okula başladım. Dediğim gibi başladığım zaman çok korkmuştum acaba başarılı olamasam geriye gitmek zorundayım diye. Çok korkmuştum. O yüzden hep çalıştım ve sürekli çalıştım. Yani ben hiçbir zaman kendimi zeki bir insan olarak görmüyorum. Biz de biliyoruz hepimiz doktoruz. Öğrendik ki çocuk çok genç yaşta hani anaokulundan önce bile ne kadar çok aktivite yapabilirse, ne kadar çok beynini zorlarsa daha çok yani
zekası o kadar çok yükseliyor diye hep öyle öğrenmişizdir. Ben onu yaşamadım ama benim yaşadığım bir tek şey vardı. Çalışma azmi. Biliyorum ki bir şeyi okuduğum zaman bir kere anlamayacağım belki. Ama biliyorum ki iki kere, üç kere okuyacağım ben onu. Anlayıncaya kadar okuyacağım diye. Veyahut da hafızama kazıyacağım diye. O yani o tekstil atölyesinde çalışmam bana onu kazandırdı. Daha sonra liseye başladım. Tuncay Zapan'ın Doğu Lisesi'ne başladım. Ve çok harika bir öğretmenle tanıştım orada. Tülay Erim, İngilizce öğretmenim de. Çok yardımcı oldu bana. Hazırlık yılında sürekli böyle ekstra ödev yaptığım zaman hep yanına çağırdı. Birlikte konuştuk. Hiç unutmam, beni Harry Potter'ın filmine ilk götürmüştü. Çok harika anılarım var o liseden. Arzu Kuşçu hocam vardı, matematik öğretmenim. Olağanüstüydü. Matematik projesi yaptık birlikte. Çok olağanüstü hocalar vardı orada. Yani onlar benim hep Semra öğretmen başlattı. O zaten olmasaydı hayatımda hiç böyle bir yerde olamazdım ben. Ondan sonraki tanıştığım öğretmenlerim hep benim temelimi çok iyi kurdular Türkiye'de. Daha sonra liseden mezun olduktan sonra Amerika'daki Vermont Üniversitesi'ne burs aldım ve buraya geldim, Amerika'ya geldim. Şimdi orada bir duralım. Nasıl oluyor? Yani Türkiye'de bir liseden mezun olup Amerika'da bir üniversiteye %100 burs almak nasıl mümkün? Yani mümkün mü? Yani nasıl mümkün oldu? Birazcık zor. Aslında şimdi düşünüyorum ve geriye baktığım zaman o zamanlar anlamıyordum tabii. O zaman internet de çok fazla yoktu. 2006'dan bahsediyoruz. 2006 yılıydı o zamanlar. Ben farkında olmadan Semra öğretmen sayesinde o kadar çok geniş bir kişi olmuşum ki mesela okul çok başarılı. Liseyi birincilikle bitirdim. Daha sonra buz pateni yapıyordum ben. O çok farklı bir etken. Hani Amerika'da çok severler, çok başarılısınız ama başka etkinlikleriniz var mı diye. Onun dışında bir de matematik projemiz vardı bizim. Bu çok iyi, birinci seçilmişti o da. Çünkü de o çok bir etken oldu. Bunların hepsine okul, bir de ilginç bir yaşam hikayem vardı. Yani 13 yaşında okula başlamış birisi Amerika'daki bir okula müracaat ediyor. Bu duyulmamış bir şey. Ve lise birincisi olarak müracaat ediyorsunuz. Duyulmamış bir şey bu. O yüzden Vermont Üniversitesi %100 burs verdi. Ama çok iyi hatırlıyorum. O zaman siz de bilirsiniz. Princeton Üniversitesi var New Jersey'de. Bir de o %80 bursu vermişti. Ve bir de şey vardı. Dartmouth College var. Bunlar hep Ivy League School. Dartmouth, New Hampshire'da. Orası da vermişti bursu ama onlar %100 vermemiştiler. Az vermişti ama şimdi düşünüyorum da o zaman geriye baktığım zaman kendi kendime birazcık şaşırıyorum. Ivy League bir sıkla girmeyi bırak, burs almayı bırak, girmek bile çok zor bir şey aslında. O yüzden ben de bilmiyorum. Herhalde bu yaptıklarım, yaşam hikayem ve azmimi gördüler. O yüzden Vermont Üniversitesi %100 burs vererek kabul etti beni o zaman. Peki Mutlaycığım, ben bir şey sormak istiyorum. Nasıl Amerika'ya gitmeyi hayal ettin? Yani geldiğin vizyonda oraya seni kim yönlendirdi liseden sonra? Semra öğretmen. Semra öğretmen. Evet, Semra öğretmen çok istedi. O yönlendirdi beni hep. Hep onu, yani İngilizcemi geliştirmem için o çok 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 yardımcı oldu bana. Yani onun sayesinde buralardayım kesinlikle. Bir öğretmenin bir çocuğun hayatına nasıl büyük dokunuşlarda bulunduğunu çok önemli bir ispatı hikayesi bu. Evet. Sağ olsun Semra öğretmen, eline sağlık, seni yetiştirmiş. Ellerinden eli öpülesi hakikaten. Evet. Ama hakikaten bu müthiş bir hikaye. Yani işte sonuçta kaç yıl okula gittin? 13'te başladın. 18'de üniversiteye gittin. Yani 5 yılda bütün her şeyi geçip Amerika'da bir üniversiteden %100 burs aldın. Amerika'nın Ivy League üniversitelerinde de %75-80'leri veren burs. Hakikaten hani şimdi diyorsun ki işte ya ben çok zeki değil, ama öyle değil. Yani belli ki bir cevher var. Yani Semra Hoca'dan başlayarak bunu herkes, seninle karşılaşan herkes
fark etmiş. Hakikaten tebrikler. Çok teşekkür ediyorum. Peki Mutlay, bizim aslında seninle tanışıklığımız çok önceye dayanıyor. Çok eskiden tanışıyoruz. Ama hem bizim camiamız hem medya seni bu Amerika'da, Astro'da Wunderkind, yani harika çocuk seçilmenle beraber tanıdı. Daha çok dikkat çekti. Nedir bu Wunderkind? Sen nasıl Wunderkind oldun? Nasıl harika çocuk oldun? Çok güzel bir soru. Ben de pek çok farkında değildim bu olduğu zaman aslında. Ben Amerika'ya geldikten sonra birçok araştırma yapmaya başladım. Tıp fakültesine başlamadan önce. Bu yaptığımız araştırmaların ve bunun dışındaki hangi üniversitede okuduğun, işte bu araştırmalar nerede yayınlanmış, ne tür araştırmalar, bunların hepsine bakılıyormuş. Ve bu Wunderkind aslında MD Anderson'ın sponsor olduğu ve Boston Globe Media'nın verdiği bir ödül. Yani MD Anderson'dan çıkıyor aslında ödül. Ve bunlar her yıl 100-200 bine yakın genç bilim insanı arasından en çok gelecek vaat eden 20 tanesini belirliyorlar. Ve bunu belirledikleri zaman da hocalarınızla konuşuyorlar. Bu hocalarından birisi de Salma Jabour. Onunla çok yakından konuşmuşlar. Daha sonra Dr. Bruce Hafti ile konuşuyorlar. Ve onlarla röportaj yapıyorlar. Daha sonra büyük bir komite var. O komiteye sunuluyor. Ve öylelikle seçiliyorsunuz. Yani ben de aslında çok büyük bir ödül ama radyasyon onkolojisinde pek alınmadı, daha önce verilmediği için bu Dr. Jabour daha çok verilmediği için, yani ben de bilmiyordum açıkçası. Çünkü genelde medical onkolojide veyahut da başka bilim dallarında verilen ama uzun yıllardan beri ilk defa bir radyasyon onkoloğuna veriliyordu. O yüzden ben de gururla kabul ettim tabii. Evet. Biz de burada gururlandık senin adına. Peki ben bir şey sorayım. Yani sen ne yaptın da seni Wunderkind seçtiler? Hala o işte üniversiteye kabul edilmeni sağlayan işte ilkokuldan gelen geçmişin mi? Yoksa artık üniversitede yaptıkların mı bunda etkili oldu? Zannediyorum ki üniversitede yaptıklarım. Çünkü mesela ben Vermont Üniversitesi'ne başladıktan bir yıl kadar sonra, yani İngilizcem birazcık daha iyi olduğunu inandıktan bir yıl kadar sonra bir laboratuvara girip çalışmaya başladım. Çünkü Amerika'da tıp eğitimine müracaat edebilmeniz için 4 yıllık bir diplomanız olması lazım. Ve o diplomanın da herhangi bir şey okumuş olabilirsiniz. Ben kimya okuyordum ve kimya ve ekonomi okuyordum birlikte. İki çift anadal yapmıştım o zaman. Ve onu okurken bile ilk bir geldikten bir yıl sonra bir laboratuvarda çalışmaya başladım. Yani çalışmaya başladığım zaman projelerimden bir tanesi küçük partikülların içine kemoterapisini yüklüyorduk. O kemoterapi ilacına bir antibiyotik, o partikle bir antibiyotik takıyorduk. O antibiyotik de gidip tümörü bulup tümöre yapışıyordu ve kemoterapi o partikülden çıkıp kimya partikülüydü, Pfizer. Ondan çıkıp tümöre dökülüyordu direkt olarak. O yani targeted terapi yapıyorduk. Yani bu deneyleri yapıyordum ben o zaman orada. Aynı zamanda çok çok güzel bir hocayla çalışıyorum, Brooke Masman. Mezotelioma üzerine çalışıyorduk ve farklı kemoterapi kombinasyonlarını deniyorduk ve onlardan bir tanesi de CRAP diye bir cell signaling pathway vardı. Onu bulmuştum ben. Yani mezoteliomada ilk gösteren kişilerden birisi bendim o zaman. Bu en başlardaki bu basic science var olması herhalde ilgilerini çekti. Daha sonra da radyasyon onkolojisine başladığım zaman Dr. Hafti ile bir takım araştırmalar yaptım. Mesela bu hypofractionated radiation therapy üzerine yapmıştım. Yaptık bir tane çalışma birlikte. Frontier Oncology'de yayınlanmıştı. Daha sonra yine
Vermont'ta başka bir hypofractionated clinical trial yapmıştık. Yani, hem basic science vardı hem de klinik çalışması olduğu için zannediyorum o onların çok ilgisini çekti. O yüzden verdiler diye tahmin ediyorum. Yani hem temel bilimler destekli çalışmaların var hem de klinikte sonradan yaptığın evet. çalışmalar hepsi birden bu ödülü almanda yol gösterdi diyeyim şey yaptı evet. seçenlere yol gösterdi. Evet, çok güzel. Tebrikler tekrar mutlular. Biz de farkında değildik açıkçası bu ödülün. Seninle beraber biz de farkına vardık. Evet ben de hiç farkında değilim. O yüzden Astro çok büyük bir şey yani Astro herkese e-mail attı bunun hakkında ki çok güzel oldu. Tam iş bakıyordum o aralar. Harika oldu. Çok güzel. Vallahi ben itiraf edeyim. Ben seni ilk öyle Astro'nun sayfasında işte Mutlu Aysayan şey falan gördüm. Hatta o zaman bir önceki derneğin yönetim kurulundaki arkadaşlar Kasım mıydı, Ekim mi öyle bir şey. Dedim ya bu şeyi tanıyan var mı aranızda? Hani Mutlu Aysayan'ı. O zaman bağını şimdi bizim yönetim kurulunda değil. Diğer arkadaşlar duymamış. Ya bir temas edelim. Bana sorsalar hemen söyleyeceğim ama sormadılar. Bu sene peki ilk ödülün değil diye de duyduk. Var mı başka? Evet. Bu aslında dikkat sene. Şeyi almıştım ben. Amerika'daki radyasyon onkolojisi asistanlarına verilen bir ödül var. RSNA Röntgen Research Award var. RSNA Radiological Society of North America. Bu North America'daki bütün asistanlara arasından en iyi research en iyi araştırma yapana verilen bir ödüldü. Onu almıştım. O genelde seniorlara verilir. Böyle mezun olacaklara verilirdi ama nedense bana 2019'da verdiler. Daha sonra bir de American Radium Society'nin genç investigatorlara, genç araştırmacılara verdikleri bir ödül vardı. Onu almıştım zannediyorum geçen yılda. Öyle yani. Harika. Mutlu'cığım biraz da bizim ödüllü projemizden, bizim tanışmamızdan bahseder misin? Tabii. Zannediyorum 2019'du. Ben Astro toplantısındaydık. Ve ben San Antonio'daydım, Texas'ta. Holde yürüyorum böyle. Astro çok biliyoruz ki çok büyük bir toplantı ve dünyanın her yerinden konuşmacılar, her yerinden katılımcılar gelir. Ben de holde yürürken Türkçe bir şeyler duydum. Bir döndüm ki Türkler var dedim ne güzel. New Jersey'de çok fazla yok. Vermont'ta hiç yok. O yüzden ben de Türk duyduğum zaman hemen atladım. O sırada senin yanında başka bir arkadaşlar daha vardı, Tuğçe vardı. Hemen kendimi tanıştırdım ve o zaman biz ilk tanıştık ve hatta hiç unutmuyorum o süre zarfında bile yani 5 dakika belki 10 dakika konuştuk orada. O süre zarfında bile hemen bir araştırma yapmaya başlayalım. Birlikte çalışalım. Bir şeyler yapalım. Ondan sonra iletişimimiz hiç kopmadı. Hatta yani birkaç tane zannediyorum 4-5 tane makale birlikte yayınladık o günden sonra. Hep bir şeyler yapmak için. Bu bana çok şey kazandırdı aslında. Yani bu bağının sayesinde bir network yaratmama neden oldu Türkiye'de. Ve ben daha sonra Banu ile birlikte Suriyeli hastalar üzerine bir proje yapmaya karar verdik. Onların radyasyon terapisi alıyorlar mı, almıyorlar mı? Veya alamıyorlarsa, devam ediyorlarsa, neden devam edemiyorlarsa, neden devam edemiyorlar diye. Öyle bir proje yapmaya karar verdik ve bunun için Astro'ya müracaat ettik ve buna bir küçük bir grant verdiler bize bunu yapmamız için. Çok güzel oldu. Yani asistan birisinin uluslararası bir çalışma yapması ve böylesi önemli bir konu hakkında güzel oldu bizim için. Ve biz de yaklaşık olarak 14 tane hastane ile konuştuk. Çok teşekkürler ve Mehmet Fuat Eren Marmara Pendik'ten sağ olsun Mehmet abi olağanüstü bir insan.
O çok yardımcı oldu bize gerçekten. Yani izini almak konusunda, hasta toplamak konusunda olağanüstü. Çok çok yardım etti bize. Ve biz de Türkiye'de yaşayan Suriyeli hastaların kanser teşhisi konulmuş olup da radyoterapi alanların takip ettik. Kaç merkezden hasta topladık? Zannediyorum. 14 tane merkezi zannediyorum. Ve 14 Türkiye'nin 14 ayrı yerinden Mutlu'nun çalışmasına bizim de çok sevgili TROD üyesi arkadaşlarımızın hepsi hastalarını verdiler. Aylarca uğraştılar. Evet. Gerçekten güzel bir data toplandı. Sonuçları ne olacak peki Mutlay? Şimdi son Astro'da bu sözel sunum yapıldı. Davet edilmişti. Çok güzeldi bizim için. Güzel bir tecrübe oldu. Makaleyi de Lancet Oncology'ye gönderdik. Bekliyoruz. İnşallah girer. İnşallah girer. Biz de çok gururlanırız yani gerçekten. Makaleyi ben de yazarlardan biri olduğum için çok iyi biliyorum. Gerçekten Türkiye'deki radyoterapinin ne kadar gelişmiş olduğu ve ücretsiz bir şekilde mülteci hastalara da ne kadar iyi bir hizmet verilmeye çalışıldığını gösteren, ülkemizde ne kadar güzel işler yapıldığını gösteren bir makale oldu. Umarım kabul edilir. Şimdi bu çalışmaları duyan özellikle genç arkadaşlarımız, bir de genç radyasyon grubu da var. Herkes şimdi ben tanıdım, hevesleniyor ya biz de ortak bir şeyler yapsak diye ne dersin? Ortak çalışmalar götürebilir mi? Seni de bizim genç gruba dahil edeceğiz inşallah. Tabii çok isterim. Evet yok ben zaten hep çok istiyorum ki yapalım birlikte bir şeyler. Zaten belli geçmişime baktığın zaman bağlanıyor. Kaç 2-3 yıldır tanıyorum ama birçok çalışma yaptık çoktan beri. Yani konuşmak, muhabbet etmek, farklı fikirler alışverişinde bulunmak. Evet. Ben çok 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 istiyorum. Mutlu'yla evet ilk tanıştık. Bana ilk söylediği şey ben Türkiye'de beraber çalışma yapmak istiyorum. Tamam nasıl yapacağız? Ben her şeyi yaparım. Çok iyiydi gerçekten ve hemen ilk beyinle ilgili beyin datasını çıkardık. Sonra da bu Suriye çalışması geldi. Sonra mezotelioma ile ilgili review'lar geldi ve bayağı güzel işler MR-Linac ile ilgili de yaptık. Çok güzel şeyler yaptık. Devamında eminim daha gençlere yönelik daha yeni projelerle belki GROK'la da Genç Radyasyon Onkologları grubunda da seninle güzel çalışmalar yaparız diye umuyorum. Evet ben de çok istiyorum. Özellikle yeni işime başladıktan sonra 2 ay sonra çok güzel olur. Çok isterim birlikte çalışmalar yapmayı. Mutlay peki ben seni daha önceden tanıdığım için bu Harvard sürecini de biraz biliyorum ama bize biraz anlatır mısın? Radyasyon onkolojisi uzmanlığını bitirirken nasıl oluyor bu seçimleri nasıl yapıyorsunuz? Neden Harvard'ı seçtin? Ben biliyorum sana Yale'dan da teklif geldi, MD Anderson'dan da geldi, başka yerlerden de geldi. Neden oraları seçmedin? Harvard'ı niye seçtin? Bu iş nasıl oluyor orada? Bize biraz da bundan bahseder misin? Çok ne yalan söyleyeyim pandemiden dolayı birazcık tedirgindim yılın başında. Çünkü yılın başında biz müracaat ediyoruz her yere. Gönderiyorsun eğer akademik istiyorsanız. CV'mizi gönderiyoruz. İşte mektup gönderiyoruz. Birazcık tedirgindim. Daha ben hiç göndermemiştim. Çünkü ilk 2-3 ay başladıktan sonra göndermeye başlıyorsunuz. Ve artık nereden davet alırsanız da oraya gidip mülakat oluyorsunuz. Ona göre karar veriyorsunuz. Amerika'da gençler genelde nerede yaşayacaklarına göre karar veriyorlar nereye gideceklerini. Eğer daha soğuk bir yerlerde yaşamak istiyorlarsa sadece oraya müracaat ediyorlar. Çok sıcak yerlerde yaşamak istiyorlarsa Florida gibi oraya sadece müracaat ediyorlar. Yani o birazcık çok etki ediyor. Benim öyle bir sorunum yoktu. Ben her yere gidebilirim diye düşünüyordum. Daha sonra bu ödülü aldıktan sonra ben aslında birçok yere müracaat etmemiştim. Yani etmek ilginç bir şey oldu. Bu ödülü, Wunderkind ödülünü aldıktan sonra bu Astro'nun gönderdiği
e-mail'dan sonra, Astro'nun bu yaptığı tanıtımdan sonra bana bir dünya yerden teklif gelmeye başladı. Benim müracaat etmeden sana da anlatmıştım, teklifler gelmeye başlamıştı. Ve hatta hiç unutmuyorum, şimdi ismini de vermeyeyim, ayıp olmasın. Arkadaşlarım da dalga geçmiyor, şaka yapıyorlar, takılıyorlar benimle sürekli. Ahmutlar bugün kim aradı diye, bugün nereden e-mail geldi diye. Hatta bir akşam saat 8 gibi falan, ismini vermeyeyim, bir sizin de tanıdığınız bir üniversitelerden bir tanesinden bu bölüm başkanı aradı. Dedi ki işte ben işte şu üniversitenin bölüm başkanıyım. Ben de inanmadım. Dedim ki herhalde benim asistan arkadaşlardan bir tanesi şaka yapıyor benim için dedim. Ben de dedim ki bir de saat 8 akşam Amerika'da hiç kimse aramaz. Randevunuz yok. Yani hiç kimse aramaz saat 8'de. Hiç kimse kimseyi aramaz. Ben dedim ki herhalde bizim asistan arkadaşlardan birisi benimle şaka yapıyor bana dedim. Ben dedim ki ben de Rutgers'ın bölüm başkanıyım. Nasıl yardımcı olabilirim? Adamcağız kendini 15 dakika kendini ispatlamaya çalışıyor. Yok ben gerçekten oyum. Yani böyle bir süreçti. Daha sonra Harvard'dan geldiği zaman ben de hem buradaki hocalarla konuştum. Hem Banu'yla konuştum, Mehmet'le de konuştum Türkiye'de. Yani sormak gerekiyor. Biz çok genciz. Biz hayat tecrübemiz maalesef akademide yok. Yani son dört yıllık bir tecrübe ve o da asistan olarak. O yüzden daha tecrübeli insanlara, hocalara danışmak bence en önemli şey. O yüzden ben de hem Türkiye'deki hocalarıma, mentorlarıma, Banu gibi, hem de Amerika'daki mentorlarıma danıştım. İşte Dr. Salma Jabor olsun, Bruce Hafley olsun, onlara sordum hep. Vermont'taki hocalarıma sordum ve herkes Harvard'a gitmemin gerektiğini söyledi. Hatta Dr. Hafley Rutgers'ta kalmamı istiyordu. O bile yani sonunda dedi ki mutluydu de yani burada kapımız her zaman açık ama seni tutamam. Evet dedi ki Harvard'a gitmen gerekiyor dedi. Öyle oldu. Peki sen şimdi Dana-Farber'a gidiyorsun değil mi? Evet. Dana-Farber'da yani ne üzerine çalışmayı yani şimdi orada bir konuda uzmanlaşacaksın. Evet çok güzel bir soru. Ben de bana sordular ne... Her verdin mi? Yani? Çok güzel soru. Bana sordular ne yapmak istiyorsun diye. Ben de dedim ki ne olursa olsun yaparım dedim. Çünkü çok iyi bir eğitim aldım dedim. Ve bütün pediatric çocuk hastalıklarından tutun da işte brachiterapiye kadar her şeyi yapabilirim dedim. Dana-Farber, Harvard'ın çok güzel bir sistemi var. O da ilk yıl siz sözlü sınavınız oluncaya kadar ki Amerika'daki asistanlar bitirdikten bir yıl sonra sözlü sınav oluyorlar. Sözlü sınavın oluncaya kadar her şeyi görmeni istiyorlar. Yani meme kanserinden tutun da çocuk kanserine kadar her şeyi görmenizi istiyorlar. Bir, hem sınava iyi hazırlanıyorsunuz. İki, hastanenin ortamını öğreniyorsunuz. Yani hem hastanenin ortamını öğreniyorsunuz, hem çalışma gruplarının ortamını öğreniyorsunuz. Ve bir yıl sonra karar veriyorsunuz, siz karar veriyorsunuz. Ben işte beyin kanseri üzerine çalışmak istiyorum veya ben sadece prostat kanseri yapmak istiyorum diye bir yıl sonra siz karar veriyorsunuz. O yüzden ben henüz karar vermedim zamanım var vermek için. Büyük bir ihtimalle beyin olabilir diye düşünüyorum. Veyahut da meme kanseri olabilir diye düşünüyorum. Tam emin değilim. Zamanım var. Tabii bu gittiğin yerdeki o konuyla ilgilenen sonuçta bir ekip var. Onlarla herhalde iletişim vesaire onlarla rol oynayacaktır seçimde diye düşünüyorum ben de. Evet, evet. Çok güzel bir sistemleri var aslında. Ben iki gün önce bir toplantımız oldu. Çok harika bir mentor sistemleri var onların. Her ne kadar yeni asistan, yeni mezun olmuş, yeni doktor olmana rağmen bir tane kendi, iki tane kendi departman içinden
mentor buluyorlar sana. Bir tane departmanın dışında ve bir tane de Amerika'nın herhangi bir yerinde başka bir mentor buluyorlar ve her üç ayda bir o mentorlarla toplantı yapıyormuşsunuz ki kariyerini daha iyi planlaman için hem çalışmalar hakkında hem de ne yapabilirsin, kendini daha çok nasıl geliştirebilirsin. Çünkü daha yeni mezun olduğun için emin olmak istiyorlar ki en yüksek potansiyeline ulaşabilesin. O yüzden de sürekli mentorlarla görüştürüyorlar seni. Ben de yeni Paul Newing'le toplantım vardı. Önümüzdeki haftalarda da Anthony D'Amico'yla toplantım var. Yani güzel bir sistemleri var. Hangi hastanede çalışacağım belli mi? Onların çünkü işte Dana-Farber'da. Evet, bu Dana-Farber'daki Brigham and Women's'ın yanındaki downtown'daki Dana-Farber'da çalışacağım. Şimdi geçen sene bu fotoğrafta da var. William Cahill'ın Dana-Farber'dan Nobel Tıp Ödülü'ne hakikaten şimdi çok, bence çok heyecan verici bir şey. Yani bir Nobel Ödülü kazanmış birileriyle aynı ortam. Belki ortak proje yapacaksın, ortak bir şeyleri paylaşacaksın. Beklenti çok yüksek Mutlay senden, ona göre. Yani öyle ama yani hakikaten şey, heyecan verici ya. Yani gerçekten heyecan verici. Ben çok isterdim hakikaten. Yok, merak etmeyin, arar bulurum ben onu. Yaparız bir proje. Mutlay, bir şey sormak istiyorum. Biz bu söyleşinin başlığını da aslında ilk tercihim radyasyon onkolojisi diye attık. Şimdi Türkiye'de de bu çok tartışma konusu. Şu anda gerçekten tıpta uzmanlık dalları arasında en çok tercih edilen dallardan bir tanesi radyasyon onkolojisi. Ve puanı da çok yüksek Türkiye'de. Ama eskiden, yani çok eskiden değil biz girerken diyelim, o kadar da yüksek değildi aslında. Son yıllarda buna daha çok bir ilgi doğdu. Daha fazla insan radyasyon onkolojisini tercih ediyor. Ve tabii işin güzel tarafı aslında bizim multidisipliner tedavilerdeki rolümüzün çok daha fazla artmış olması da belki buna katkı sağladı. Sen neden radyasyon onkolojisini seçtin? Şimdi ben daha tıp fakültesine girmeden önce bir laboratuvarda çalışırken mezotelioma üzerine o zaman biliyordum ki ben onkoloji yapacağımı kesinlikle biliyorum. Yani onkoloji dışında başka bir hiçbir şey düşünmedim. O yüzden tıp fakültesine müracaat ediyordum. Amerika'da güzel bir sistem var. Eğer tıp düşünüyorsanız genelde çocuklar, yani öğrenciler doktorların yanında shadow olurlar. Türkçesi nasıl olur? Yani takip ederler. Gölge. Gölge. Yamak gözümüz. Çırak. Çırak da değil, yamak. Evet. Biliyordum ki hani onkolojiyle ilgili bir şey yapacağım. Ve bir cerrahi onkoloji takip ettim birkaç ay. Daha sonra bir medikal onkoloji takip ettim birkaç ay. Daha sonra da radyasyon onkolojini takip ettim birkaç ay. Ve o süre zarfında anladım ki daha tıp fakültesine girmeden önce anladım ki kesinlikle ve kesinlikle radyasyon onkolojisi yapmak istiyorum diye. Ruth Hyman diye çok harika bir hocayla çalışıyordum. O da University of Chicago'da Waxelbaum'ın birlikte projeler yapıyordu. Hatta onlarla falan da görüşüyordum ben o sıra. Görüşmeme neden olmuştu o sıralarda. Beni en çok cazip eden yönlerinden bir tanesi biz hastayla oldukça uzun süre zaman geçiriyoruz. Yani biz hastayı her gün görüyoruz hemen hemen tedavi oldukları zaman. O benim çok hoşuma gitmişti. Yani biz tıpta teknolojiyi en üst seviyede kullanan bölümüz. Evet. Orası kesin. En üst seviyede kullanan gerçekten bölümüz. O beni çok etkilemişti. Ve şu beni, bir başka şey de bizim için her hasta aynı değil. Mesela meme kanseri ve akciğer kanserini örnek veriyorum. Her akciğer kanseri hastası bizim için aynı değil. Çünkü onun her akciğer kanserini kontrol ederken farklayabiliyoruz değil mi? Çünkü onun kişisiyle başkasınınkisi farklı. Evet. Yani bu kişisel tedavi uyguluyoruz biz gerçekten de. O beni çok etkilemişti. Çok hoşuma gitmişti. Yoksa kemoterapi, herkes kemoterapi alıyor ve aynı kemoterapi. Ama bizim için radyoterapi verdiğimiz zaman
veren kişinin gerçekten işinde çok iyi olması gerekiyor. Ki nereye verilmesi gerektiğini, özellikle kişiden kişiye farklılık olacağını, her akciğerin, evet, her meme kanserinin aynı olmadığını, bu kişisel tıp olması beni, bir başka neden beni çok etkilemişti. O yüzden radyasyon onkolojisi doktor olmaya karar vermiştim. Çok güzel bir şeyden bahsettin. Hani state of art deniyor ya, yaptığımız işin sanatını ortaya koyma. Aslında her hasta için yeni bir tedavi planlaması yapıp onu ortaya koyuyoruz. Gerçekten çok önemli, bizim uzmanlık dalımızın güzel bir tarafı. Ama şu söylediğin nokta da son 2-3 yıldır benim başıma geliyor. Artık Türkiye'de de bir farkındalık başladı. Burada eğer veliler varsa, lisede çocukları olan, benim de kızım var biliyorum. Benim de lise öğrencileri artık yanıma gelip, işte senin dediğin gibi shadow, gölge halinde bizi takip etmeye ve ondan sonra mektup istemeye başladılar. Son 3 yılda 2 öğrenci aldım ben de böyle takip eden. Bunları toparlıyorlar. Artık Türkiye'de de bunun farkına varmaya başladı insanlar. Teşekkürler bu konuyu dikkate getirdiğin için. Çünkü dinleyenleri gerçekten... Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki hadi sen böyle seçtin. Şimdi defansif tıp diye bir şey var. Hani insanlar zahmetli işlerden kaçıp, hani riski yüksek işlerden kaçıp daha güvenlikli mesleklere, tıpta da ne bileyim işte beyin cerrahisinin popülaritesi burada çok azaldı. Amerika'da nasıl bilmiyorum, ya da jinekolojinin. Onun yanında işte TUS'ta bizim en yüksek puanları alan yerler hakikaten hiç riske girilmiyor. İşte fizik tedavi, işte göğüs hastalıkları. Radyoterapi de yükseliyor. Ama radyoterapi tek yükselişin ben şeyden olduğunu kaynaklanmıyorum. Hani zahmetsiz bir iş olduğundan kaynaklanmıyorum. Hakikaten teknolojisi de yükseliyor. Bu konuda Amerika'da durum nasıl? Yani özellikle son şeyde Kırmızı Dergi'de bir makale var. Radyoterapiye talebin bu sene, son 1-2 yılda birazcık düşmeye başladığı yönünde. Bu konuda bir şey diyebilir misin? Nasıl vaziyet orada? Oradan görünüyor. Radyoterapi her zaman Amerika'da en çok istenilen bölümlerden birisidir. Her yıl. Birçok nedeni var bunun. Nedenlerden bir tanesi işte hayat standartlarının yüksek olması bu doktorların. Çünkü hafta sonu çalışmıyorsunuz. Önemli etkenlerden birisi. Böyle düşünüyor insanlar. Bir de radyasyon departmanları Amerika'da en çok getiri getiren bölümlerdir. Departmanlardır Amerika'da. Yani bir hastanede en çok geliri getiren bölümdür bir hastanede. O da doktorların maaşlarına yansır. Bundan dolayı bu da başka bir etkendir. Bir diğer etkense, eğer bilimsel bir şey yapmak istiyorsanız da, yani bir makale yazmak istiyorsanız veya bir araştırma yapmak istiyorsanız da, radyasyon onkolojisi bunu en elverişli bölümlerden bir tanesidir. Hatta öyle bir kültür vardır Amerika'da. Biz mesela bir konsültasyon gördük, yeni bir hasta gördüğümüz zaman o alt kısmındaki ne önerdiğimizi yazarken bile, biz oraya, öyle bir kültür vardır burada. Makale mesela şunu öneriyorum, şu araştırmalardan dolayı diye. Onun kim yapmış o araştırmayı bile anlatırız ve uzun olur bayağı. Hep böyle bir araştırmaya yönelik bir döngüsü olduğu için, ona yönelikseniz de o yüzden de insanlar genelde tercih ediyorlar. Ama bir şey var, son bir yıldır şu var. Mesela siz mezun oldunuz, dediniz ki ben New York'ta çalışmak istiyorum, Manhattan'da. Başka hiçbir yerde çalışmak istemiyorum, sadece New York'ta çalışmak istiyorum. New York'ta sadece bir tane belki radyasyon onkoloji kliniği var ve o yıl onlar işçi almıyorlar. O zaman New York'ta çalışamazsınız. Eğer deseniz ki, okay, eğer bir çocuk doktoruysanız, deseniz ki ben New York'ta çalışmak istiyorum, siz New York'ta 10 tane iş bulabilirsiniz. Yani mezun olduğunuz zaman kendinizi coğrafik bir yere sınırlandırırsanız, radyasyon onkolojisi birazcık sorun yaratabilir sizin için. Çünkü eğer New York'ta çalışmak istiyorsanız, bu yıl New York'ta iş yoksa, işçi alınmıyorsa, yeni doktor alınmıyorsa, başka bir yere gideceksiniz. Yeni nesil belki birazcık ondan dolayı
düşünmüş olabilir diye, Red Journal'daki makale de bununla alakalıydı. O, olabilir diye, yani bu yıl belki birazcık az talep etmiş diye gösteriyor. Yani çünkü bizim yaptığımız işte makineye ihtiyacımız var değil mi? Bizim Linac'lere ihtiyacımız var. O yüzden Linac olmadığı yerde bizim de olmamız mümkün değil. Eğer derseniz ki ben işte Arizona'nın küçük bir kasabasında yapacağım, doktor olmak istiyorum diye, büyük ihtimalle radyasyon okuluyla olmamanız gerekiyor. Çünkü büyük ihtimalle o küçük kasabada Linac yok. Evet, aslında çok pardon. Yani bu konu ilginç. Bizde de 10 sene önce böyle bir durum vardı ve radyasyon onkologları atandıkları yerde makine olmadığı için kemoterapi yapmak durumunda kalabiliyorlardı ya da sadece poliklinik. Ama şimdi Yavuz Hocam değil mi, ne kadar fazla arttı Türkiye'deki üniteler. Şimdi her yerde, küçük yerlerde dahi gerçekten lineer akseleratörler var. Daha kolay burada. 8-10 yıl önce Kırmızı Dergi'de Cox'un bir yazısı vardı. Yani o zaman editörken şeydi. İşte teknolojiyle beraber radyasyon onkologlarının giderek daha fazla şeye bağımlı oldu. Yani bilgisayara bağımlı oldu. İşte ne bileyim, her şeyin artık kontrolların bilgisayardan çiziliyor. Hatta hasta ya daha az dokunuldu. Mesela eskiden simülatör vardı. Mutlaka girerdik. Ne bileyim, aslında müze sen kendin çizerdin sahaları vesaire. Ben gençken böyleydi. Ama giderek işte IMRT girdi. Radyasyonları yaptığı iş daha çok teknolojiye bağımlı oldu. Bu da hani mesleğimizin bir tehlikesi diye de uyaran ve işte Amerika'da da hani bizde de 3 aşağı 5 yukarı gördüğümüz bu. Böyle yazılar da var. Böyle bir hani dikkat edin, her şey çok güzel gözüküyor radyasyon kulisi ama bir tehlike, bir şey de yaklaşıyor. Hani giderek teknolojiye bağımlılık insan faktörünü azaltabilir ve daha fazla radyasyon okullarının hastalarına dokunması, semptomlarını bilmesi, muayene etmesi vesaire. Bu nasıl durum Amerika'da? Amerika'dan nasıl görünüyor? Bu konuşuluyor mu hala? Amerika'dan gözüken zannediyorum ki öyle korkular yok burada kesinlikle. Biz biliyoruz ki yani Ama bu Cox'un yazısıydı ve Kırmızı Dergi'deydi. En azından bir zaman vardı. Belki geriye çevirebilirler. Benim yani kişisel görüşümü söyleyebilirim. Yani ne kadar kanser olduğu sürece radyasyon terapisine ihtiyaç olacağını hepimiz biliyoruz. Amerika'daki %40 kanser hastalarının hepsi hayatları süresince bir dönem kanser tedavilerinin bir döneminde radyoterapi alıyorlar. Bunu biliyoruz. Diğer şey ise teknolojiyle olan ilgisi ise ne kadar daha çok teknolojinin olmasıyla bence side effect neydi? Yan etkisini azaltıyoruz tedavinin ve insanlar daha çok radyoterapi alabilirler gibi gözüküyor burada. Ve benim bir tek söyleyebileceğim bir şey var. Eğer ilginç bir durum oldu. Eğer Amerikalı birisi radyoterapiye olmayacaksa, mesela çok ilginç şeyler olmaya duydum ben başka üniversitelerden. Mesela Avrupa'dan asistan profesörler tekrar asistan olmak için müracaat etmişler. Ki bu eğer talep azsa girebiliriz diye. Asya'dan öyle müracaat etmişler. Hatta birçok ünlü üniversite burada onları tercih etti. Çünkü onlar grant yazmasını biliyorlar, makale yazmasını biliyorlar İngilizce ve associate professorlar. Biliyorum ki radyasyon onkolojisi her zaman pozisyonlar boş kalmaz diyorsun. Asla. hiçbir pozisyon boş kalmayacaktır. Asla, hiçbir zaman. O yüzden sen burada bundan bahsederken bir şey söylemek istiyorum. Bizim genç asistanlarımızdan biri bir soru sormuş. Tam onun sorusunu yönlendirecektim. Şimdi çocuklar Amerika'da kariyer planlarımız hakkında işte yeni asistanlığını bitirenler ne yapabilir, nasıl imkanlar var derken sen tuttun
Avrupa'daki doçentler, profesörler bile bu işi şey yapıyor dedin, tekrar asistanlık yapmaya çalışıyordun. Eyvah, o zaman yarış çok mu büyük yani? Bizim burada mezun olan asistanlarımız ne yapacak? Zannediyorum yani buraya geldiğiniz zaman, eğer buraya geldiğiniz zaman asistanınızın tekrar yapmanız gerekiyor. O da 5 yıl biliyorsunuz. Zannediyorum ki bir yılını saymazlar, 4 yıl yapmak zorunda kalırsınız diye tahmin ediyorum. Çünkü buranın denkliğini alabilmeniz için. Peki researchler, research fellowship'ler yani sadece araştırma amacıyla gelen arkadaşlar? Evet. Onun için o çok kolay. Sadece bir size bir doktorun, burada çalışan bir doktorun, grant'ı olan bir doktorun sponsor olması lazım. O da çok kolay bir şey yapmak yani. O kadar kolay olmayabilir. Yeni camiamızda yeni olan asistanlar için. Sen istersen bunu biraz daha açık söyleyebilir misin? Ne önerirsin bizim asistanlarımıza, yani yeni başlayan birkaç yıllık asistanlar? Şimdiden nasıl bir hazırlık içerisine asistan girsinler resident. Bu? Resident, evet. Ben şeyi zannediyorum. Eğer mesela bizim üniversitede kabul ediyor. Proton, bizim hastanemizde, departmanımızda proton terapi var. Ve proton terapi için fellow getiriyorlar. Bu pandemiden önce 6 aylık proton fellowsu gelirdi. Bunun için direkt olarak müracaat etmeniz gerekiyor ki departmana, ki ben gelmek istiyorum diye. Ve departmanın genelde büyük bir departman. Bu arada radyasyon onkolojisi departmanlarının genelde maddi durumları çok iyidir. Daha da önce söylediğim için yani her zaman eğitimi çok önem verirler ve çok fundları çok yüksektir. Genelde departman uçak biletlerini bile alabilirler. Yani bizim departman alıyordu diye biliyorum gelebilmeleri için. Müracaat ediyorsunuz ama herkes müracaat ediyor. Birazcık yarış var onda. Onun için de araştırma yapmış olmanız lazım. Çünkü hoca seni getiriyor buraya. Çünkü sen hastaya dokunamıyorsun. Sadece gözlem yapabiliyorsun. Büyük bir çoğunun zamanının hem araştırma yapmakla geçiyor. Makale yazman gerekiyor. Yani neredeyse o 6 ay boyunca neredeyse senden 5 tane makale çıkarmanı isteyebilirler. 6 tane değilse. Ama bu da yapılacak bir şey. Çünkü burada data çok hazır senin için. Burada datayı toplayan insanlar var. Senin sadece fikrini bulup yazman gerekiyor veyahut da datayı birazcık çevirmen gerekiyor. Ama birazcık yani azimli olduğunu göstermen gerekiyor ki şu araştırmaları yaptım. Şununla ilgili yapmak istiyorum. Ben bir şey öğrendim Amerika'da. Mesela bence genç, yani bizlerin hiçbir zaman gidip hocaya söylemememiz lazım. Hocam birlikte çalışma yapabilir miyiz diye. Bence bizim söylememiz gereken, hocam benim şu fikrim var, şunun üzerinden bir şey yapabilir miyiz? Eğer uygun değilse sizin için, sizin başka bir fikriniz var mı diye söylemek çok daha hoşlarına gidiyor. O zaman çok daha çok yardım ediyorlar. Öyle bir yöntem izlemek gerekiyor bence. Bence çok güzel bitiyor. Ben kafa Amerika'ya atmak istiyorum, yaratmamak önemli bir şey. Türkiye'de de esasında biz hani hedefimiz gençlerimizi Amerika'ya göndermek değil aslında. Gençlerimizi burada yapmak, ama en azından herkesin bir akademik pozisyonlara gelecek olanların bir yurt dışı deneyimi edinmesini istiyoruz. Hakikaten istiyoruz. İyi bir merkezde research'ün nasıl yapılacağını görmelerini istiyoruz hakikaten. Öğrenmek için, görmek için farklı insanlar nasıl yapıyorlar? Siz nasıl yapıyorsunuz? Farklı bakış açıları edinebilmek için, farklı hasta topluluğunu görebilmek için, farklı teknolojileri görebilmek için bence olağanüstü bir şey. Ben bile geldim Acıbadem'de bir ay kadar çalıştım Banu ile birlikte. Evet, biz beraber hasta baktık Mutlu'yla. Nasıldı? Evet. Çok farklıydı senin için değil mi deneyim? Evet, çok güzel tecrübe bunlar. Farklı hastaneler nasıl çalışıyorlar? Mesela MR Linac'leri var. MR Linac nasıl çalışıyor? Onu görmek güzel. Bunlar çok güzel tecrübeler. Bence her asistanın kesinlikle yapması gereken bir şey. Hatta Amerika'da her asistanın bir yıl kadar araştırma yapmak zamanları var.
kaslı görmüyorsunuz. Bir yıl araştırma yapıyorsunuz. O bir yılın isterseniz 6 ayını başka bir hastanede, dünyanın herhangi bir başka hastanesinde çalışarak da geçirebiliyorsunuz. Buna çok teşvik ediliyor. Umut ediyorum ki bizim Türkiye'deki asistanlar da aynı ona yönelik şeyler yapabilirler. Çünkü Türkiye'de de research araştırmak yapılıyor. Yapılmıyor değil biz. Yapılıyor. Bir dünya şey yaptık. O Suriyeli hastalar hakkında proje yaptık. Beyin nekroz üzerine proje yaptık. MR'lı nek üzerine proje yaptık. Yani çok yapılacak çok şey var Türkiye'de de. Yeter ki yapmak isteyelim. Yeter ki fikir olsun, çalışmak evet. İstersen azim olsun değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Peki şeyi değiştireyim. Mutlay, bu kim? Bu Murat amcam, Murat Öncel. Çok çok iyi bir insan, çok çok harika bir insan. Murat amca, ben Amerika'ya ilk gelirken uçak bilet param yoktu. Murat amca benim 2006 yılında zannediyorum. O zaman uçak biletimi almıştı. Ve ondan sonra da bazen telefonda konuşmuştuk. Çok yardımcı olmuştu. Çok çok olağanüstü bir insandır. Ne zaman Türkiye'ye gelsem görmeye çalışırım. Onun da kızları Amerika'da okuyorlar. Murat amca da çok uzun yıllar önce Rehbi Koçka tarafına Amerika'ya gönderilmiş tahsili için göz doktoru. Ve Türkiye'ye geri döndüğü zaman da Rehbi Koç demiş ki ben seni gönderdim. Sen de başka birisine yardımcı ol demiş. O da ben ilk gelirken Amerika'ya yardımcı olmuştu bana. İzliyorsa çok teşekkür ederim ona da buradan. Hakikaten Murat Bey. Evet. Çok teşekkürler. Hakikaten bir şey, nasıl diyeyim, elden ele geçen bir bayrak mı diyeyim bana? Yani... Evet, bir iyilik döngüsü başlatmış. Sen de zincirin halkası olmuşsun. Bundan sonrası da böyle gelir umuyoruz. İnşallah sıra bende. Ben birilerine yardım edeceğim ki onlar başkalarına etsinler. Böyle devam etsin. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela şeyde de North Carolina'da da Aziz Sancar işte orada biliyorsunuz. O da bir şey yaptı. Bir Nobel'den kazandı paralarla mı artık bilmiyorum. Bir Türk evi şey yapmış. Türkiye'den gelen eğitim için işte rotasyonel staj vesaire için gelenler orada kalabiliyorlar tabii kapasitesine göre. Bizim de asistanlarımızdan şimdi Kartal'da uzman gidip orada kalmıştı. Çok güzel bir şey. Ben, evet. Bu çok, ben çok önem veriyorum bu tür şeyler. Çünkü orada bir hani tabiri caizse gurbet elde bir ya. Nefes, bir soluk, bir destek olduğunu bilmek önemli. Hakikaten bunu devam ettirmek gerekir ki düşünüyorum. Doğru. Ben. Doğru. İnşallah biz de bir tane Harvard'da yaparız. Süper olur. Harvard'da Türkiye'de yaparız. Harika olur. Valla bu gidişle senin yapacağına ben güveniyorum Mutlay. Teşekkürler. Biraz da şeyden söz edeyim. Sen tabii oralarda çok da yalnız değilsin. Kardeşin de seninle beraber. Evet, Yeliz. Yeliz çok tatlı. Şimdi sınavı var. Onun ders çalışıyor harıl harıl. Yeliz de benimle birlikte, o da Tekiz Laboratuvarı'nda çalışmak zorunda kaldı. Ben geldim ama o gelemedi. Ben kurtardım kendimi, okula başladım ama maalesef o kurtaramadı. O çalışmaya devam etti orada. Ama ben liseye başladığım zaman Yeliz dışarıdan yazılmıştı ortaokulu okumak için. Öyle bitirdi. Daha sonra ben Amerika'ya geldim. Yeliz de dışarıdan liseye yazılmıştı. Akşam lisesine yazılmıştı. Gündüzleri işe gidiyordu. Daha sonra akşamları da liseye gidiyordu. Mezun oldu. Diplomasını aldı. Kısmet tam o sırada ben de asistanlığa başlıyordum. Dedim muhakkak gelmek zorundasın ki o da çok istiyordu zaten. Ben yardımcı oldum. Yeliz'i Vermont'a getirdim. Vermont'ta Yeliz benden çok çok daha azimli. Hemen İngilizceyi öğrendi. Zaten hiç geldiği zaman hiç unutmuyorum. Biz birbirimize söz verdik. Dedik ki eğer evde Türkçe konuşursak İngilizce öğrenemeyeceğiz. Çünkü hep arkadaşı yoktu zaten ilk geldiği zaman. Nasıl öğrenecek? Başka kimse yok. Söz verdik birbirimize hiç Türkçe konuşmayacağız diye ilk geldiği zaman. Senin Türkçe böyle bozuldu yani. Büyük bir ihtimalle. Bir tek annemle konuşuyorum. Peki Yeliz de mi geç başladı okula ya Türkiye'de? Tabii. Aynı yok.
hiç okul sırasına oturmadı bile doğru düzgün. Siz o zaman Wunderkind değil, Wunder Family gibi bir şey yani. Bilmiyorum artık. Öyle, hiç unutmuyorum. 2 ay boyunca birbirimize hi, how are you dedik sadece. Öyle öğrendi. Daha sonra bir yıl kadar sonra Vermont Üniversitesi'ne kabul aldı. Burada kabul aldığınız zaman bölüm belirlemenize gerek yok hemen. Özellikle burslu değilseniz. Ve Yeliz'de bir yıl kadar sonra karar verdi ki hukuk okumaya karar verdi. Şimdi hukuk okuyor. 3 yılı var bitirmesine. 3,5 yılı var bitirmesine. Sürekli ders çalışıyor. Vermont'ta şimdi o. Benden yaklaşık 5-6 saat uzaklıkta. Ama ben de gidiyorum. Her ay bir kere en azından gidiyorum. Her gün konuşuyoruz telefonda. Sürekli ders çalışıyor. Ne zaman birbirimizi arasak o yemek molasındayız. Veyahut da işte tam yatmadan önce veyahut da araba kullanıyoruz. Ancak o zamanlarda konuşabiliyoruz. Ama Yeliz çok mutlu ya. O kadar çok mutluyum ki. Anlatamam size mutluluğumu ki Yeliz şu an Amerika'da okuyor. Hayatı kurtuldu diye. Hem de çok istediği bir şey. Çocuk hakları üzerine odaklanmak istiyor. Herhalde en büyük mutluluklarımdan birisi o ki Yeliz yani tekstil atölyesinden kurtuldu ve çok güzel bir geleceği olacak. Eminim ki Yeliz de ileride birçok genç kıza ulaşacak, birçok çocuğa ulaşacak yardım edebilmek için farklı projelerde. Onun için hukuk okumak istiyor zaten. Yani ailece çok mutluyuz. Ne güzel. Şimdi biraz da şeye gelelim bakalım. Nasıl gidiyor pandemi Amerika'da? Ne durumdasınız? Pandemi ilk çıktığı zaman ne oluyor, ne bitiyor? Hiç Banu'yla bile konuşmuştuk hatta birkaç kere bu konu hakkında. Evet. Ne oluyor, ne bitiyor? Hiç anlamadık zaten. Bir anda oldu her şey. Ve biz bile yani kanser hastası görmüyorduk. COVID hastası görüyorduk. Yani çok kötü bir süreçti. Ama şimdi böyle köşeyi dönüyormuş gibiyiz Amerika'da. Özellikle bu aşılar çıktıktan sonra. Ve insanlar çok ciddi derecede aşı oluyorlar burada. Ciddi derecede. Günde 4 milyondan çok hastaya aşı yapılıyor. Her gün 4 milyondan çok kişiye. Hemen sözü kesin. Bu şey dönemi yani Trump'tan sonra hızlandı mı? Toparladı mı yoksa? Çok hızlandı. Trump'tan o yönetim değiştikten sonra aşıya yönelik çok önem verildi. Biden bir gözü var çünkü yani herkes aşılacak şu kadar şey için. Evet, evet, aynen öyle. Yani bizim bile hastanede bile doktorlar, farklı bölümlerden doktorlar gönüllü olarak aşı yapmaya başladılar. Ve çok şey, mesela bu radyasyon onkoloğu doktor Ron Enes, benim hocalarımdan birisi, bana aşı yapıyordu. Gittim yukarıda, Dr. Enes is burada dedim. Gel ben yapacağım dedi senin aşını. Yani radyasyon onkoloğu... Herkes o aşılamış galiba departmanda. Hani öyle bir yazı vardı fotoğrafın altında. Evet, yani radyasyon onkologları bile burada aşı yapıyorlar. Öyle bir seferberlik başladı. O yüzden zannediyorum yani çok büyük etki gösterecek bunu diye zannediyorum. Çünkü herkes aşı oluyor burada. Ve randevu almak oldukça kolay diye duydum. Yani birazcık onun bir pozitifi var. Ben de Türkiye'ye geldiğim zaman zaten ilk yaptırdığım şeylerden birisi annemin aşı yaptırmaktı. Onun da gayet normal geçti. Banu'yla bile konuşmuştuk hani nasıl yapalım, nerede yapalım diye. Mehmet abi Marmara Üniversitesi'nden çok sağ olsun Mehmet Fadiren yardımcı oldu. Hemen yaptırdık. Çok yani kolay geçti. Bence herkesin yaptırmasını gerekiyor ki bir an önce atlatalım bunu. Evet. Umarım bizim ülkemizde de iyice hızlanır. Daha çok insan aşılanır diyelim. Bir de geçen gün sen sadece bizde şey yapmıyorsun. Geçen gün Iğdırlı çocuklarla da bir araya gelmişsin. Evet. Nasıl ve ne hissettin ya da çocuk ne konuştun, neler konuştunuz? Çok çok güzeldi, çok duygusaldı benim için. Bayağı
birçok öğrenci katılmıştı ve Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü ve valiliklerin izin alınmıştı. Onlar teşvik etmiştiler. Arif Hoca organize etmişti. Ve çok güzeldi. O günleri düşündüm. Nereden nereye diye kendi kendime zaten hep soruyorum. Daha sonra çocuklarla konuşmak beni çok etkilemişti. Umuyorum ki, ben çok istiyorum böyle hiç bağımı koparmayayım, çalışmalar yapayım, çocuklara ulaşayım. Yani birbirimizi kollamamız gerekiyor. O yüzden de çocuklarla konuşmak beni çok çok mutlu etmişti. Evet Banu. Evet, bayağı güzel bir sohbet oldu. Uzun akıyor da gidiyor ama artık yavaş yavaş herhalde süremizi de dolduruyoruz. Ama bitirmeden önce ben bir de şeyi sormak istiyorum. Uzun dönem kariyer planlarının arasında neler var Mutlay? Sırada ne var? Yani ben bilimsel araştırmalara devam edeceğim. Büyük çalışmalar yapmaya, kanser üzerine kesinlikle devam edeceğim. Onların Harvard'a gitmemin nedenlerinden, en büyük nedenlerinden birisi de buydu, imkanların çok çok daha yüksek yüksek olacağı için. Ve benim en büyük isteklerimden birisi, umut ediyorum ki ortak bir, büyük bir ortak klinik çalışma yapabiliriz. Prospective randomized trial yapabiliriz. Türkiye-Amerika ortak çok harika olur. En büyük isteklerimden birisi, çok siz Türkiye'den hastayı, ben Amerika'dan hasta koyarız. Böyle bir, çok güzel bir büyük bir çalışma yapmayı çok istiyorum. Ve Türkiye'deki gençlere ulaşmak, yeni asistanlara ulaşmak istiyorum. Umut ediyorum ki ileride benim yanıma gelebilirler. İşte 2 ay, 3 ay shadow olarak vizyonları genişlesin diye. Böylelikle kendime, eğitime ve bilime adamayı umut ediyorum gelecekte. Bizim zaten ESSO Başkanı Thomas Eichler geçen sene buradaydı ESSO Fasulyesi. Kendisini ağırladık ve bize de hani şöyle söyleyeyim, söz de verdi işte, Astro'da kayıt ücretlerini vesaire azaltacağız. Daha ekonomisi zayıf olan ülkelerden gelenler için daha bir şey görmedik. Sen onu oralarda görürsen sen de biraz bastır. Hakikaten burada da şeyimiz var, ihtiyacımız var. Yoksa hele şu ekonomik durumda işler biraz hayal olmaya başladı. Şimdi gelen sorular da var. Eskiden diyor hakikaten tek bir bilim alanında değil, yani birçok alanla ilgilenen, aynı zamanda matematikçi, işte kimyacı, astronom, tıp hekim olan bilim adamları vardı. Sonra giderek spesifik oldu her şey. Artık herkes belirli bir konuda uzmanlaştı. Diğer konuda hiçbir şey bilmez hale geldi. Şimdi durum nasıl? Amerika'daki durum tekrar böyle bilim adamları daha çok şeye açılıyorlar mı, yoksa giderek daralıyor mu ilgilendikleri konular? Daha çok güzel bir gözlem aslında bu. Söyle, kim sormuşsa çok harika bir soru. Bülent Tandoğan soruyor. Öyle mi? Harika bir soru. Çok güzel bir gözlem aslında. Maalesef öyle oluyor ve daha da çok olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü bilgimiz çok arttı. Çok fazla şey biliyoruz artık. Hastalık genetiğinden tutun da farklı yöntemler. Yani bilgimiz o kadar çok yükseldi ki, o yüzden mecburen artık belli bir şeye odaklanmak zorunda kaldık. Mesela baktığımız zaman Amerika'da biz GI kanserine baktığımız zaman, GI kanseri dendiği zaman işte kolon, gastrointestinal. Onu da böyle değil mi? Ama mesela büyük üniversitelerde gastronot doktorları, radyasyon onkologlarında hoca vardır. Sadece karaciğer yapıyor. Karaciğer radyasyon onkolojisi. Veya da sadece esafagası yapıyor. Yemek evet, borusu. Yemek borusunu yapıyor. Öylelikle daha da çok daralmaya başlıyorlar. İnsanlar daha da çok fokus oluyorlar bir tane şeye. Bu hem iyi bir şey aslında, hem de kötü olarak da algılanabilir. Nereden bakıyorsanız da eğer. İyi olmasının nedeni, bütün enerjinizi, bütün her şeyinizi o hastalığa veriyorsunuz. O organı, bir tek organa veriyorsunuz. Ve onun üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Ve onun için daha çok çalışmalar yapabiliyorsunuz. Daha çok ilerleyebiliyorsunuz. Ve hastalık için çok daha büyük katkılarda bulunabiliyorsunuz. Zannediyorum ki o yüzden Harvard veya da Memorial Sloan Kettering or MD Anderson, Yale, bu gibi yerler genelde
doktorlar, radyasyon onkologları veya da medical onkologlar sadece bir organa yönelirler. Diğer eğer farklı bir şekilde bakarsanız da o zaman diyebilirsin ki belki hani yetersiz kalabilirsiniz veyahut da başka bir şey kaçırabilirsiniz diğer organlarla alakalı veyahut da bakış açınız daralabilir diye düşünebilirsiniz. Ama burada multidisiplin toplantıları olur her hafta. Zannediyorum ki orada mesela gastrodan gidiyoruz. Mesela orada yemek borusundaki arkadaşınızla konuşuyorsunuzdur veyahut da işte liver'daki arkadaşınızla konuşuyorsunuz veyahut da stomach'taki arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Yani insanlar bir şeye yöneliyorlar sadece ama bağlarını da diğer bölümdeki insanlarla koparmıyorlar burada. Böylelikle büyük çalışmalar yapılabiliyor. Böylelikle bir prospektif çalışma yaptığınız zaman 1000 tane hastayı koyabiliyorsunuz o çalışmaya. Çünkü insanlarla iletişiminiz çok önemli. Diğer doktorlarla nasıl geçiniyorsunuz, evet, nasıl birlikte çalışıyorsunuz. Yani bir şeye yöneliyorsunuz ama bağınızı diğer insanlarla koparmamanız gerekiyor. Evet, değil mi? Bence bu çok önemli. Yani tek bir atıyorum sadece özofagus kanserleri üzerine uzman olabilirsin ama hastayı bir organ olarak görmemek önemli. Yani aslında bütün, evet, o konuda uzmansız ama ve şeyde bir kitap var Amerika'da tıp öğrencilerinin hangi dalı seçmelerine yardımcı oluyor. How to choose a medical specialty diye. Belki sen görmüşsündür bunu. Radyoterapi, radyasyon kriz kısmında şey diye başlar, şöyle başlar. İşte son zamanlara kadar radyasyon kriz'i tıbbın en büyük gizemlerinden bir tanesiydi diye. Hakikaten bizde de böyleydi. Belki hala böyle. Çünkü çoğu kimse tam ne olduğunu anlamaz, bilmez ya da en azından ne yaptığımızı bilmez. Hala işte su mu veriyor, radyoaktif su mu veriyorsunuz diye meslektaşlarımı da gördüm. Tabii giderek bu azalıyor. Kitapta öyle diyor zaten. Amerika'da da böyle mi? Yani hala radyasyon kriz deyince kimse, herkes zaten bir kenara çekiliyor. Belki de popülerliği biraz da bundan. Kimsenin bilmediği bir işi yapıyorsunuz. Kimse karışmıyor, görüşmüyor. Nasıl oradaki vaziyet? Amerika'da radyasyon onkolojisi o kadar sophisticated, ne demek acaba? Böyle çok ince detaylı. Sofistike diyoruz. ince detaylı, çok böyle yapan insanlar çok zeki gözüküyorlar, neden bilmiyorum. Herhalde öyle olduğumuz için belki de. Amerika'da doktorlara sorduğunuz zaman radyasyon onkologları hakkında genellikle çok akıllı oldukları, çok zeki oldukları söylenilir. Çünkü kullandığınız şey çok güçlü bir şey, radyasyon. Çok güçlü ve çok iyi bilmeniz gerekiyor ne yaptığınızı. Çok çok iyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden bakış açısı, mesela toplantı oldu, mesela asistanlar arasında konuştuğumuz zaman bir kulüpte bir şeyde radyasyon onkolojisi dediğin zaman herkes bir wow der zaten. Bir, nasıl girdin? İki, çünkü girmek çok zor radyasyon onkolojisine. İki, yaptığın çalışmalar veyahut da sahip olduğun cihazlar sayesinde. Çünkü bizim proton yapabiliyoruz. Olağanüstü bir şey. Çok büyük bir teknoloji. Şimdi MR Linac yapabiliyoruz. Yani bir hasta tümörünü görebiliyor tedavi süresince. Veyahut da Gamma Knife yapabiliyoruz. Çok ilginç ve çok özel yöntemler bunlar. Ve herkes yapamaz bunu. O yüzden bakış açısı çok böyle saygıyla herkes bakar burada radyasyona. Çok büyük saygıyla bakarlar burada radyasyona kuruluklarına. Süremizin sonlarına geliyoruz. Bir soru daha var. Onu da şey yapayım. Radyoterapinin geleceğini nasıl görüyor? Özellikle bu artificial intelligence geldi, yapay zeka uygulamaları, veri madenciliği, online uygulamalar, uzaktan erişimler. Ne dersin? Bu nasıl etkiler sence? Benim nacizane fikrim bu. Ve sadece 4 yıllık bir, 5 yıllık bir asistanım. O yüzden hayat tecrübem çok az olmasına rağmen ben şunu söyleyebiliyorum. Ki radyasyon onkolojisi çok 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 daha iyi olacak bence ileride. Şimdikinden 100 kat daha iyi olacak. Çünkü hastalar çok daha uzun süreler yaşayabiliyorlar. Oligometastaz konumlarda SBRT, stereotactic radio surgery yapabileceğiz. Yapıyoruz. Birçok çalışma bunu gösteriyor. Overall survival sağlıyoruz.
ve teknoloji sayesinde MR linac olsun, proton olsun, karbon ion olsun, bunun sahibi bu gibi büyük teknolojiler sahibi çok akıllı, çok iyi fizikçilerimiz olduğu için çok iyi makineler üretebiliyorlar. Mühendisler harika, çok güzel makineler üretebiliyorlar. Bunlar sayesinde biz küçümancık her nerede saklanıyorsa saklansın tümörü bulup zap edebiliyoruz. O yüzden ben inanıyorum ki çok çok daha iyi olacak ileride. Şimdikisinden daha iyi olacak. Çünkü biz birbirimizi kolluyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem Türkiye'de hem Amerika'da hastalara yardım etmeye çalışıyoruz hep. Ve teknolojiyi kullanıyoruz. Bence yapay zeka işimizi birazcık daha kolaylaştıracak. Bize daha çok yardımcı olabilmek için. Mesela ben akciğeri kontrol etmek zorunda kalmayacağım. Böyle tık 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 basacağım. Direkt o yapacak benim için kontrolü. Onun yerine ben başka bir makale okuyacağım veya da başka bir makale yazacağım. Yani o bize yardım edecek daha da çok ilerlememiz için. Ben çok umutluyum. Ben de kesinlikle katılıyorum. Ne diyorsun Banu? Ben de kesinlikle katılıyorum. Gerçekten yapay zeka ile ilgili çalışmalar başladı bile. Hatta derneğimiz şimdi bu konuda biz de girişimlerde bulunduk. Nasıl geliştirebiliriz, bizim çalışma ortamımıza nasıl katabiliriz bunu daha fazla diye. Ve bir konuda da çok haklısın. Medikal fizikçiler gerçekten çok çok değerli bizim alanımızda. Çok iyi medikal fizikçiler var. Ve en azından Türkiye için söylüyorum. Türkiye'deki medikal fizikçileri Avrupa'dakiler fark etmiş durumda. Böyle sık sık teklifler gelmeye başladı bizim iyi medikal fizikçilerimize de. Gerçekten her şeyi birbiriyle entegre ederek daha çok ileriye gideceğimiz konusunda sana %100 katılıyorum Mutlay. Evet, yani radyasyon kesin teknolojik bir dal. Teknolojiye dayandığı sürece ben hiçbir şeyin geriye gideceğini düşünmüyorum. Biz yan etkisini, radyoterapinin yan etkisini azaltabildiğimiz sürece de daha ileriye gidip daha geniş uygulama alanları bulacağımızı ben de yürekten inanıyorum. Evet Banu, sözü sana bırakayım. Kapatma için sonuna geliyoruz. Peki Mutlay, çok güzel bir sohbet oldu. Çok güzel bir sohbet oldu gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ben çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de çok keyif almıştır. Umarım bizi dinleyen öğrencilere, asistanlara, onlar için de çok keyifli bir sohbet olmuştur. Son olarak istersen asistanlarımıza, gençlerimize birkaç tavsiyede bulunmak ister misin? Öyle kapatalım. Tabii. Ben de öncelikle çok çok teşekkür ederim ağırladığınız için beni. Çok gurur duydum. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Benim önerim asistanlara hep kendimizi yenileyelim. Hep farklı şeyler öğrenmeye çalışalım. Kendimizi farklı şeylere expose edelim. Ve yani mentorlarımızı dinleyelim. Soru soralım. Ve aynı zamanda da sorduğumuz zaman da dinleyebilelim. Ve kendimizi hep bir adım ileriye nasıl götürebiliriz diye düşünelim hep böyle. Yani bir yere gelebiliriz, bir noktaya gelebiliriz, bir radyasyon onkolojisi asistanlığını kabul edilebiliriz. Ama ondan sonra onun içinde daha ne yapabilirim, daha ne kadar çok yükselebilirim diye düşünelim. Onun için de adımlar atalım. Bence bu çok güzel. Hem bu bizim bölümümüz için çok önemli, hem de bizim kendi kişisel gelişimimiz için çok önemli. Ve bu aşamada da hocalarımıza danışalım ve onların söylediklerini dinleyelim. Ve farklı bölümlerle birlikte iletişim halinde kuralım. Çünkü unutmayalım ki bizim bölümümüz başkalarının gönderdiği hastalarla geliyor bize. Biz primary care provider değiliz ya, başka doktorlar gönderiyor. İyi ilişkiler bize. Önemli. Çok önemli, çok çok önemli. Hem saygınlık için, hem hasta alabilmek için, hem hastalara yardım edebilmek için herkese çok iyi geçinmemiz gerekiyor bence. Bu dediğin çok önemli, özellikle hastalar. Yani biraz önce söyledim ya, artificial intelligence nerede yarayacak? İşte işimizi kolaylaştıracak kontrolleri çizim. Yani hep benim hocam da demişti, hocamdan bir tanesi söylemişti. Biz 5 yıl eğitimi bilgisayara daireler çizmek için almıyoruz. Ya. Bunu başkası da yapabilir, bu artificial intelligence. Biz kafamızı kullanıp, aklımızı kullanıp hastalara yardım etmek için varız. Bırakın onu şey çizsin, kontrolleri artık bir başkası çizsin artık. Başka birisi mi olur yoksa bilgisayar mı olur? Ama her halükarda
bizim hekim olarak aldığımız eğitimi hastamıza yansıtacak, hastamıza yardım edecek kapasitemiz var ve bunu kullanmalıyız. Bunu da hiç kimsenin unutmaması lazım. Radyasyon kuyusu sadece kontür çizmekten ibaret değil. Yoksa James Cox'un söylediği uyarı esasında buydu. Yani gidip kalkın, hastaya dokunun, hastalığın. Hastalar onkolog, senin hastan, hekimin kim dediğinde tıbbi onkoloğu değil, radyasyon onkoloğunu göstersin. Benim hekimim bu desin. Evet. Bence bu çok çok önemli. Evet, kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Daha olsa daha da konuşurduk ama eminim bunun bundan sonrakini artık online'da değil, yüz yüze, işte kongrelerimizde, başka etkinliklerimizde Türkiye'de birlikte yaparız ve çok görüşürüz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Mutlu. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun ağırladığınız için. Çok gurur duyuyorum bir Türk radyasyon onkoloğu olup burada olduğum için ve ülkemi, bizim bölümümüzü temsil ettiğim için çok çok teşekkür ederim. Evet, Banu. Biz de çok teşekkür ederiz Mutlay. Çok teşekkürler sevgili konuklar. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Biz çok keyif aldık. Banu'ya ve Mutlay'a da çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede canlı toplantılarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.